93 Yıldız Teknik mezunuyum. İTÜ Yüksek Lisans Erciyes Üniversitesi'nde de doktora programı yaptım. 2003'ten 2017 yılına kadar Erciyes Üniversitesi ve Mihnat Yazgan Üniversitesi'nde güç sistem analizi, elektrik tesisleri derslerini verdim. Hoş geldiniz. Sesim geliyor mu? Seste bir problem yoktur umarım. Biraz daha bekleyelim isterseniz. Şu an evet tamam geliyor. Teşekkür ederim. Artık Zoom toplantılarına alıştık ama Zoom toplantılar yine interaktif şekilde. Ben burada sadece sizi chatbot'tan görebiliyorum. Bugün inşallah faydalı bilgiler vermeye çalışacağım. Yılın son haftası, 3 gün sonra yeni yıl. Umarım yeni yıl gönlünüze göre olur. Hani bu defa 2020-21 bayağı yordu bizleri. Ama en azından 22'de umutluyum. Şansınız ya da şanssızlığınız artık internet dünyasında yaşıyoruz. Hani şansınız şu, bilgiye çok kolaylıkla erişebiliyorsunuz. Şanssızlığınız da şu, gelen bilginin doğruluğu ne kadar doğrudur? İşte o yüzden öncelikle bazı şeyleri bilip sonrasında işlem yapmak daha uygun olur diye düşünüyorum. Bugün size 5 program tanıtacağım. Bunlar tamamen ücretsiz olan freeware programlar, sizin kullanımıza sunulmuş programlar. Sunum planım, elektrik tesisat hesaplamalarında şu anki yönetmeliklerimiz ne söylüyor? IEC standartlarına göre yapılması gereken hesaplamalar nelerdir? Freeware yazılımlar ve özellikleri, programlara genel bir bakış yapacağız. Şimdi genelde doktor, hani eskiden bayanlar şey derdi, beni ne doktorlar ne mühendisler istedi diye. Yani bu iki meslekte zorluğu var ama ben bunu espri olsun diye koydum soldaki kısmı. İşte ama şu an mühendislik felaketleri var. Discovery kanal ve History kanal diye onlara bakıyorum elimden geldiği kadar. Bir doktor ameliyathanede bir hata yaparsa sadece bir kişiyi öldürür ama bir mühendis hata yaparsa yüzlerce hatta binlerce kişiyi öldürme yetisine sahip. Hani bizim meslekte hani hep şey derler ya işte hesaplama yapman olacak tarzında. İşte 2016 yılında Aladağlar'da yurt felaketi oldu. Orada 12 kişi maalesef elektrik yangınından kaybettik. Elektrik kaynaklı yangından. Çünkü oradaki hoş geldin Abidin. İnşallah faydalı olur sana da. Adana yurt yangınından önce kızlar şunu söylemişler. Ya biz musluğa dokunduğumuzda elektrik çarpıyor idi. Yani esasında felaket geliyorum demiş. Yine Sakarya'da 2016 yılında toplam 5 kişi vefat etti. 3 çocuk. İşte 2 kişi de akıma kapılarak bu konuda Musa hocamızın yazmış olduğu bir havuzlarda alınması gereken tedbirler var. O gün olan şey oldukça fazla kaynak ve başka işler için havuzun kenarına priz getirmişler. Tabii selpel dediğimiz düşük gerilimler maalesef orada yok. İşte kaçak akım koruma rölesi diyor ama sulu ortamlarda kaçak akım koruma rölesi de 10 miliamper olması gerekiyor. Ve havuzda tamamen farklı bir sistem kullanılması gerekiyor. Yani kısaca bir mühendislik hatası ya da mühendislik hatası demeyelim de işletmecinin ki elektrik kuvvet akım tesisleri yönetmeliğinde işletme sorumluluğu diye bir kısım var, bölüm var. Orada bizleri tanımlıyorlar. Eğer bir işletme sahibi işletme sorumluluğu olarak bizi dahil ediyor ise oradaki sorumluluk tamamen bize ait. Ama siz uyarınızı yapıp da işletme sahibi sizi dinlemiyor ise bu noktada yapacağınız bir şey yok. Yönetmeliklere şöyle bir baktığımız zaman elektrik iş tesisleri yönetmeliğimiz diyor ki sayaç kofre ve besleme hattı koruma elemanlarının türü büyüklüğü nereye konulacağı, besleme hattının yapıya nereden gireceği, proje onayı sırasında işletmece belirlenerek proje işlenir. Konut dışı tesislerde bunların yeri işletme onayı alınarak alınmak kaydıyla değiştirilebilir. Elektrik iş tesislerini kullanacak sayaçlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uygun olması gerekiyor. Bunlar yalnız ağır kümes gibi basit. Yani şimdi basiti de tanımlamak basit köy evleri. Geçici olarak elektrik verilen şantiyeler.
Hani buralarda sıkıntılı yerler. İşte çok basit tarım binalar, barakalar, basit köy evleri, hariç yapı bağlantı kutusuna, yangın koruma, sayaç kullanım devrelerinde ise hayat koruma eşiği ve düzeneği ile birlikte termik manyetik şalter veya otomatik sigorta ve bunlar arasında koruma düzenlerinde seçicilik sağlanması gerekiyor. Şimdi backup koruma diye bir hadise var. Mesela orada seçici davranması gerekmiyor. Backup korumaya da ileride geleceğiz. Ama ben bir proje onay mühendisi olsam bunlar arasındaki seçiciliği proje dosyalarında isterim. Deniliyor ki bu maddeye aykırı olarak yapılan tesiri işletmeye kesinlikle elektrik vermez. Diğer bir işte ise yönetmeninde deniliyor ki dokunma gerilimi, toprak temas akımı, topraklama direncinden bahsediyor. 50 volt insan hayatı için tehlikeli sınır, bölü IA açma akımının cihazının akımı. Bu küçük eşittir. Yani bunlar büyük eşittir. Dirençten, yani toplam dirençten olacak ama bunun içinde kullanılan K kat sayısı var. İşte eriyen telli sigortalar için yavaş kesen sigorta enlemlerden küçükse K kat sayısı 3,5 olacak. Ama K kat sayısı ISO standartlarında kaldırıldı. Şimdi şunu diyebilirsiniz ya ISO standartları bizi ne ilgilendirir? Yönetmeliklerde şu gelecek, mevcut standartlara uymanız gerektiği belirtiliyor ve bu ISO standartları da ülkemizde HD standartı olarak ya da TS 6364 olarak çevrilerek yine kullanımımızda. Yani sonuçta ISO standartlarını da takip etmek, yani mühendis olarak tekniğimizin ve bizim görevimiz. Bir soru var da. Motor için kontaktör kablo, motor koruma şalteri nasıl seçebilirim? Bunu sunum içerisinde yer alacak. İletken kesiminin belirlenmesi için yapılan hesaplarda eş zamanlı yük bağlantı gücü esas alınması gerekiyor. 2020 yılına kadar her dağıtım bölgesi ya da her proje müellifi kendisine göre bir güç belirliyor idi. İşte bazı dağıtım şirketleri kesitler yüksek çıksın da biz ileride rahat edelim diye kurulu gücü tamamen alıyorlardı. Ama yönetmelik şunu söylüyor. 8 kilovata kadar bir dairenin %60'ını alacaksınız. Geri kalan kurulu gücün %40'ını alacaksınız. Ve bu konuda da bakanlık güzel bir atılım yaptı. Bu bütün dağıtım şirketlerine giden bir eş zamanlılık kat sayısı hesabı. İşte 5 katlı 4 daireli bir konutta 4,5 kW asansör, hidrofor da 2,5 kW gücünde. Buranın eş zamanlı gücü nedir diye. Şimdi bir dairenin gücü, toplam kurulu gücü 13,5 kW. Bunun 8 kW'ın %60'ını, 5,5 kW'ın da %40'ını aldığımız zaman 7 kW ediyor. Yani bu hesap Amerikan standartlarından geldiği söyleniyor. Bizde de şöyle bir şey var. İşte bir kısım veri Amerikan standartlarından, bir kısım veri ISO standartlarından alıyoruz. Hani karma bir yapı halindeyiz. İşte yanlış uygulamada bu 13,5 kW 20 daireyle çarpıp daireler arasında 0,39 kat sayısı uygulanıp 105 kW'lık bir güç bulunuyor diyor. Bu sizin ana şalterinizi belirliyor ve binaya gelen kablonuzun kesitini belirliyor idi. Ama doğru uygulama şu 7,5 kW çarpı 20 çarpı 0,39 buradan 54 kW. Yani yaklaşık dikkat ederseniz yarı gücünde bir şey var. Yalnız bu meskenler için işte ise yönetmeliğinde hastane için ya da iş merkezleri için ayrı hesaplamalar var. Bu arada bir ibadethane yani cami olur, kilise olur, havra olur. Buralarda kullanacağınız eş zamanlık gücü neredeyse bir olmak zorunda. Çünkü özel günlerde, gecelerde birden yani bire yakın bir eş zamanlık faktörü olur. Bütün ışıklar yanar, bütün krizler kullanılır neredeyse. AGD ve senin bir iş yeri için hem KG hem TG aynı seçilebilir mi? Yok, değil. İşte bunu işte ise yönetmeliğinde var. Diğer bir uygulama eğer iki binanız var ise burada da şunu yapıyorsunuz. Hidrofor ve asansör gücünü de eklediğimiz zaman işte bir apartmanın gücü 59 kW. Bu iki binanın eş zamanlık gücü Yetkin Hoca'nın kitabında var. Beş nolu kitabında. Orada hesaplama yapılırken bir eş zamanlık kat sayısı daha geliyor. İşte bu
Bence 0,9 almanız gerekiyor. Yani ama 3000 alırsa 0,8 şeklinde. Orada bir eğri vardı. Ona göre işlem yapabilirsiniz. Sen bunu niye anlatıyorum? Çünkü bugünkü bazı programlar siz eş zamanlı kas sayısını verirseniz bu hesabı da yapabiliyor. Bazı programların o özelliği var. Gerilim düşümü olarak yine bizim hesaplarda, içtihasat projelerinde ya da bütün projelerde yapmamız gerekiyor. Hani ben yanlış anlamayın da içtihasat, kuvvet takım tesisleri ya da topraklamalar yönetmeliğinin birleştirilip tek bir elektrik tesisleri yönetmeliği haline gelmesini istiyorum. Çünkü bakıyorsunuz elektrik içtihasat yönetmeliğinde de topraklamalar, yapılar anlatıyor. Kuvvet takım tesisleri yönetmeliğinde de var. İşte bazen bir yönetmelikte hesaplanması gerekir dediğiniz şey başka bir yönetmelikte hesaplamanıza gerek yok. Tabloda almanız yeterlidir şeklinde. Ama şunu yapmanız gerekiyor. Yapının yani bir transformatörden besleniyorsanız transformatörden bağlantı noktasına kadar gerilim düşümü %5. Sonrasında aydınlatma priz devreleri için %1,5, motor devreleri için %3'lük bir gerilim düşme hesabı yapmanız gerekiyor. Yani şunu yapmayın. İşte bir trafonun hemen AG barasından başlayıp aradaki şey %4 atıyorum. Kofreden sonra son priz noktasına kadar %4 işte tamam %8 ben bunu sağlıyorum motor devresi için dememeniz gerekiyor. Çünkü o aradaki sınırlar net olarak belirtilmiş. Kısa devreye karşı koruma var. İşte akım devresinin en az bir iletkenin kısa devre akımı geçerse bu durumda toplam açma süresi iletkenlerin zarar görmeyeceği kadar kısa ise kısa devreye karşı koruma akım kesen koruma aygıtları ile sağlanır. Yalnız bir veya ve aynı akım devresinin iletkenler arasında tam kısa devrede göz önüne alınması gerekiyor. Kısa devreye karşı koruma aygıtları aşağıdaki iki şart için yeterli olmalıdır. Eriyantel sigorta, otomatik sigortalar. Kesiciler, kısa devreye karşı koruma aygıtlarının belirlediği karakteristikler belirtilmiş içtihasat yönetmeliğinde. Bunların kesme yetenekleri en az tesis edildikleri yerde beklenebilen kısa devre akımına uygun olmalıdır. Şimdi elektrik içtihasat yönetmeliğinde deniliyor ki belli bir noktada bu proje müellifinin istemesine bağlı olarak ama burada mesela bu maddeye göre ben şunu anlıyorum. Net kısa devre akımını hesaplayacaksınız. Akım devresinin herhangi bir noktasında tam kısa devreden ileri gelen akımın kesilmesine kadar geçen süre bu akımın iletkenleri izin verilen en büyük sınır sıcaklık derecesine kadar ısıtılması için geçen süreden daha uzun olamaz. Şimdi akım taşıyan iletkenler birbirlerini ısı şeklinde etkileyerek döşenme şekilleri var. Bu da programların yetenekleri arasında bazı programların. Biz de 3 grup demişiz. İşte birinci grup boru içinde çekilmiş birden fazla tek damarlı iletken var ise, mesela 2,5'luk bir kablo birinci grupta 21 amper çekiyor. Termoplastik kılıf iletkenler, borulu iletkenler, kurşun kılıflı iletkenler, plastik yalıtkanlı yası iletkenler, hareket ettirilebilen iletkenler gibi çok damarlı iletkenler varsa 2,5 milimetre karelik kesit 27 amper alabilirsiniz diyor yönetmelik. Üçüncü grup ise diyor ki havada açık olarak iletkenler arasında en az iletken dışı çapı kadar açıklık bulunacak biçimde çekilmiş bir damarlı iletkenler olması durumunda 2,5'lük iletken 34 amper çeker diyor. Ama döşeme şekli sadece bu şekilde değil. Ahşap yapının içerisinde, beton içinde, beton kanalda, tavalarda vesaire ve yığın halinde giden iletkenler olması durumunda bu atıyorum 27 amper 2,5 milimetre kare için 13 ampere düşebiliyor bazı noktalarda. Bir soru var. Hocam kendi trafosu olan mekanlarda %5 olacak. Evet. Yani kofreye kadar %5. Ondan sonra 1,5. Kısa devre akımının değerleri. Konutlara ait elektrik tesisleri için kısa devre akımını hesaplaması zorunlu değildir. Biraz önce zorunlu dedin. Şimdi değildir diyorsun. Bu tesislerin projelendirilmesinde, bu tesislerde kullanılan koruma aygıtları için Büyükteki ilgili standartlarda belirten sınır kısa devre açma yetenekleri göz önüne alınacaktır. Şimdi bir yönetmelik yuvarlak ifadelerle olmaması gerekiyor. Fabrika, atölye, imalathane, büyük ticarethane, hastane, büyük okul ve buna benzer gibi büyük güçlü alçak gelmiş tesisleri projelendirmesi, projeyi yapanın gerekli görmesi durumunda kısa devre hesabı yapılacaktır. Yani bu görmesi durumunda kimse görmez.
İşte kısa devre akımını uygun bir hesap usulüyle bir şebeke modeli aracılığıyla ya da tesisteki ölçmelerle bulmanız gerekiyor. Şu an prizlerden kısa devre akımını ölçen cihazlar var. Onları da inceleyebilirsiniz. Ve toplam aşma süresi seçilecek koruma aygıtlarının toplam aşma süresi bulunmuşsa olan izin verilen aşma süresinin geçmez ve 5 saniyeden fazla olamaz. Bu TEN sistemlerde 5 saniye ve TT sistemlerde 5 saniye olarak belirtiliyor. Yani burada sizin koruma sisteminiz nedir? Ama yeri gelecek işte 400 volta 0,04 saniyede aşması gereken yerler var. Yani dolayısıyla burası da net olması gerekiyor yönetmelikte. Kuvvetli akım tesisleri yönetmeliğinde diyor ki 3. bölümde aşırı akım etkilerine karşı alınacak önlemler, tesisteki bütün bölümler, işletme koşulları nasıl olursa olsun kısa devre akımının kesilmesine ve bu kesilme anı da dahil olmak üzere en büyük kısa devre akımının etkisiyle insanlar için herhangi bir tehlike oluşmasına, yangın çıkmasına ya da tesislerin zarara uğramasına engel olacak biçimde düzenlenmeli ve boyutlandırılmalıdır. Her koruma elemanı hemen önündeki işletme elemanının korunmasını sağlayacak şekilde bu elemanın anma değerine göre ayarlanmalı. Gerekirse daha sonraki işletme elemanları için de yedek koruma görevi görebilmelidir şeklinde. Yani sizlere bir selektivite yapmanız gerektiğini belirtiyor. Koruma rollerinin toplam kademe zamanları kullanılan işletme elemanlarının tip deneyleriyle kanıtlanmış anma kısa devre akımına dayanma süreleri üzerine ayarlanmaması gerekiyor. Çillerde kablo çektik. Faz başına bazen kabloda titreme oluyor. Bu neden olabilir? O büyük bir ihtimalle şeydir. Yok, kablo diziliminden dolayı değil. Kabloların bağlantı, bir de ısınırken şey oluyor. Hani kablolar ısındıkça uzar ya. Bu şekilde hareket ediyor olabilir. Sunumu merkezdeki arkadaşlar büyük bir ihtimalle gönderecek katılımcılara. Kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği şunu diyor ayrıca. Isınma bakımından kısa devre akımın sürekli değeri, elektrodinamik etkiler bakımından ise en büyük geçici darbe değeri göz önünde tutulması gerekiyor. Yani kısaca şunu söylüyor. Kısa devre akımı yapmak zorundasınız. Aşırı akım koruma rölelerinin faaliyete geçme akımı oluşacak minimum arıza akımına göre ayarlanmalıdır. Toprak arızası gibi hallerde arıza akımının yük akımından küçük olduğu tesislerde röleler bu iki ay akımı ayırt edecek ölçme düzenekleriyle donatılması gerekiyor. Tesislerde elektrik donanımlarının aşırı akımlara karşı korunması genel kural olarak sigortalarla ya da kesicilerle yapılacaktır. Sigortalar minyatür kesiciler ve kesiciler bulundukları yerde ulaşılabilecek en büyük kısa devre akımını güvenli kesebilecek değerde seçilmesi gerekiyor. Ama biraz önce dedi ki evlerde gerek yok. İnsanların yoğun olarak yaşadığı yerler evler. Yani kısaca bu kesicilerin aşma zamanlarını, aşma sürelerini bilmek için minimum kısa devre akımlarını da bilmeniz gerekiyor. Madde 58 yine kuvvetli akım tesisleri yönetmeliğinde diyor ki kablo seçiminde aranan öteki koşullar yanında aşağıdaki şartlar da göz önünde bulundurulması gerekiyor. Anma gerilimi, fazlar arası gerilim ve yük akımı. Kablo kesitleri yük akımına bağlı olarak çeşitli kablo tiplerine, döşeme durumlarına ve ortam koşullarına göre standartlarda belirtilen ya da yapımcılar tarafından belirtilen yükleme durumlarına göre belirlenir. Yani şimdi diyor ki standartlarda belirtilen. Standartlar zaten ISO standartları ya da TSE'ye gelmiş olsa bile TSE standartları. İşte burada kabloda oluşan ısının dışarıya atılmasına etki olan ortam koşulları, kablonun tek ya da çok damarlı olması, kablonun havada ya da yer altına döşenmesi, kablonun döşenme yöntemi, özgür ısı dayanımı bunlar için hesaplama yapılması gerektiği belirtiliyor. Burada da kablolar kullanırken şebekede oluşacak kısa devre akımlarına dayanması gerekiyor. Kabloların kısa devre dayanıklılığı hesapla gösterilmesi lazım. Kısa devre sonunda kablo iletken sıcaklığı PVC yalıtkan kablolarda en çok 160 santigrat derece, XLP kablolarda 250 santigrat derece olması gerekiyor. Burada da yine gerilim düşümü bahsediliyor. Burada da yine alçak gerilim tesislerinde gerilim düşümü %5 aşmaması gerekiyor. Toplamda aydınlatma tesislerinde %6,5, motor yüklerinde %8'i aşmaması gerekiyor. Şimdi bir de şunu seçmeniz lazım hesap yaparken topraklamalar tesisinde yani burada topraklamayı anlatmayacağım ama sizin sisteminiz ne? TTIT ya da TNCS bunlar da hangisi? Şimdi TT şebekede topraklama özgür direnci sizin için çok önemli çünkü oluşan bir kısa devre akımı
hem işletme topraklaması hem de koruma topraklaması üzerinden devresini tamamladığı için bu yoldaki, yani burada bir kısa devre hesabı yapmanız gerekiyor. Tek fazla kısa devre akımı. Ve burada da şebekede 0,2 saniyede 230 volt, 400 voltluk şebekede, yani 3 fazlı sistemlerde 0,07 saniyede kesmeniz lazım. Şimdi birazdan göreceğiz. Akım eğrileri var. Hani bu eğrilerde 0,07 saniye sağlamak için kaç kiloamper olması gerekiyor? Yani bunun üzerinde bir kısa devre akım varsa sistem açacaktır. Değilse açmayacaktır. Zaten TT sistemlerde ve TNS sistemlerde muhakkak, ve IT sistemlerde pardon, RCD, yani kaçak akım koruma rölesi kullanmanız gerekmekte. TNC sistemde kaçak akım koruma rölesi kullanamazsınız. İşte TT sistemde topraklamanın ayrı yapılması, ki dağıtım sektöründe şu an maalesef TT sistem kullanıyoruz. Çünkü 5. bir iletken çekmek gerekiyor. Yani artık direklerde iletkenden geçince direkt donanımları büyüdüğü için yıllar önce TT sisteme karar verilmiş ama Avrupa bu sistemi terk ediyor. TNS sisteme ya da TNC sisteme geçiyorlar ama en iyi sistem şu an için TNS. Kendi trafosu olan fabrikalarda TNS yapabilirsiniz. Yani çünkü sargılar, yani buradaki sizin trafonun koruma topraklaması önemli. TNS'de gördüğünüz üzere ayrıca bir koruma iletkeni çekiliyor. Ve motorunuzun gövdesi ya da sistemin gövdesi bu koruma iletkenine bağlandığı için toprakla bir bağlantınız yok. Yani topraklama değeriniz burada ne olursa olsun. Bazı kaynaklarda işletme topraklamasının dengesiz yüklemeler durumunda 2 ohmun altında olması isteniyor. Ama burada görüyorsunuz işletme topraklamasının da korumayla bir alakası yok. Burada kaçak akım koruma röleniz rahatlıkla çalışır ama TNC sistemde maalesef çalışmaz. E, 400 volt ve 230 volt şu an hesaplarda en doğrusu, yani 380 ve 220 okullarda öğretilen ama dağıtım sektöründe 400 volt ve 230 volt alacaksınız. Makine panosu için makinenin özelliğine bağlı. Yani bir hastane yerindeyseniz IT şebeke kullanacaksınız. Doğrusu ama TNS sistemi seçmeniz gerekiyor Mehmet Bey. TNS sistemde de hava ya da yeraltı kablosu olmasına bağlı olarak her ne kadar faz iletkenleri ve nötr iletkeni bir sayaçtan ya da kesme elemandan geçiyor iken koruma iletkeninin bağlantısının sürekliliği sağlanması gerekiyor. TNC sistem bir noktada TNC, sonrasında TNS sisteme dönebiliyorsunuz ama tam tersi olması mümkün değil. Birazdan onu da göreceğiz. Şeyleri karıştıracağım unutmazsam. O zaman sistem izin vermiyor. Hayır diyor. TNS ile başladın, C'ye dönemezsin ama TNC ile başladıysan S sistemine dönebilirsin. İşte burada da aşma zamanı 230 volt için 0,4 saniye, 400 volt için 0,2 saniye aşma süreniz var. Havalarda 5 saniye burada. TNC sistemin burada uygulamasını görüyorsunuz. Yine TNC sistemin burada uygulaması var. IT sistem özellikle hastanelerde kullanılan, madenlerde kullanılan sistemler. Çünkü burada bir kısa devre olduğunda akımın gideceği bir yön yok. Bu sistem yerini yavaş yavaş UPS sistemlere terk etmekte. Bir de şu var, kısa devre koruma. Biz dedik ki iletkenin yalıtkanlığının korunması gerekiyor. 5 saniye kadar olan aşma zamanlarında aşağıdaki formülü kullanıyoruz. Burada K malzemenin katsayısı, TK bizim aşma süremiz. Yani kaç saniyede açacağımızı belirtiyor. Ve buradan iletkenin kesiti var, hata akımı. Bu değer bazı yerlerde tablodan 0,1 saniye içinde aşağıdaki formülden bulmamız gerekiyor ki kısa devreye karşı bizim kablomuz dayanacak mı? Isıl yönden boyutlandırırken 5 saniye kadar olan yerlerdeki katsayı formülümüz burada.
Bu katsayılar işte koruma iletkeni ya da kabloların dış kılıflarındaki yalıtım malzemeler için PVC'de mesela başlangıç sıcaklığını 30 santigrat derece, son sıcaklığı 160 santigrat aldığımızda bakır için 143, alüminyum için 95 katsayısını almanız gerekiyor. Yalıtkan malzememizde PVC için 70'ten 160 santigrat derece çıkarsa ki kablolarda 70 santigrat derece normal işletme olarak görülüyor. Bu durumda son sıcaklık değerimiz için bakırda 115, alüminyumda 76 katsayısını almamız gerekiyor. Onu geçtim de çünkü anlatacağımız şey var Şükrü Bey. Onu başka bir webinarda inşallah daha yoğun anlatalım. Özcan Bey, evet dağıtımda TYT sistemi maliyetinden dolayı tercih ediyoruz maalesef. Çizelgede de verilmiş olan sıcaklıkların komşu kısımların tehlike altında kalmayacağı durumda çıplak iletkenler için malzeme katsayıları var. İşte bakır için malzeme katsayımız 228, alüminyum için 125, çelik için 82. Ve burada yangın tehlikesi olan durumlardaki katsayılar da göz önüne alınması gerekiyor. İşte mesela bizim bir 700 amperlik kısa devre akımımız var. 2 saniyede açmamız gerekiyor. Malzeme çıplak bakır. Buna göre bulunması gereken kesit 6 milimetre kare ama ısınma şartlarına göre 10 milimetre kareden 10 milimetre karelik kesit seçiyoruz ve bu kesitin mekanik şartlara göre kontrol edilmesi gerekiyor. İşte mekanik şartlar da şuydu. 37 santim yüksekliğinde 2,5 kiloluk bir cismi bıraktığınızda iletkenin zedelenmemesi gerekiyor. İşte burada da genel olarak TT, TN ve IT şebekelerde açma sürelerimiz var. Hani görüyorsunuz bakın 0,1 saniye de açması lazım. Hatanın temizlenmesi gerekiyor. İşte evlerimizde hep şu an B tipi kesici kullanmamız gerekiyor. Minyatür devre kesiciler. Burada termik manyetik araştırıcılar var. Maalesef yaptığımız devreler C tipi kullanılıyor. C tipi motor devrelerinde kullanılır. Ve B tipinde şu var. Ani bir kısa devre olduğunda 5 katı bir akım. Mesela onu B16 dediğimizde 80 amperin üzerinde minimum kısa devre akımı olacak ki bizim sigortamız açsın. Ama onun ya C tipi sigorta kullanılırsa C16 160 amper ve üzerinde bir kısa devre akım olduğunda ani açma sağlayacak. Bir de şu var. İşte BCD tiplerinde 1,13 katı yani normal akımın üzerinde bir akım geçtiğinde 2 saat yani 1 saatten aşağıda zaman da 63 ampere kadar olan yerlerde 63 amperden büyük yerlerde ise 1,13 katı akım geçtiğinde 2 saat sonrasında akımın kesilmesi gerekiyor. Yani siz şey yaptınız, işte bir eve sigorta getir, şey bir halı yıkama makinesi getirdiniz, taktınız prize, hemen sigorta attı. Hani bunu da istemezsiniz. Ancak sistem diyor ki, bak burada bir hata var. 1,13 katını bir saat geçti, bak o zaman açıyorum şeklinde uyarı veriyor. A tipi kesiciler trafolarda, B evlerde, meskenlerde, C aydınlatma devreleri ve motorlarda kullanılır diyebiliyorum. D'yi de bildiğim kadarıyla yine motor devrelerinde, endüstriyel tesislerde kullanılır. Burada da şunu söylüyor. B tipi bir kesiciniz 1 saat süreyle 1,13 katıyla yükleme durumunda devreyi açmayacak ama 1,45 katını geçince 1 saatten aşağı bir sürede açacak demektir. İşte D tipi bir kesici kullandığın zaman normal akımının ve işte D20 diyelim 320 amperlik bir kısa devre akımı olması gerekiyor ki açması gereksin. Burada da yine otomatik sigortalar var. Bu E tipi bir kesici. Şu an bizde kullanılmıyor. Avrupa normlarında var. Türkiye'de de inşallah E tipi kesiciyle selektivite yapabiliyorsunuz. Ha, A, B, şey, B, C, D tipi kesiciler arasında selektivite yapmanız mümkün değil.
Eski otomatik sigortalarda zero current interrupter denilen bir hadise vardı. Yani bu şu demektir. Tam sinüsten geçerken, sinüs sıfır noktasına geldiğinde kesiyor idi. Ama şu an modern otomatik kesicilerde akımın kısa devreyi algılayarak, yani çok fazla enerjinin, çünkü R kare idi. R karenin, yani kare olarak burada bütün enerjinin kesici üzerinden ve onu koruduğu kablo üzerinden geçmesine engel olarak daha düşük bir enerji yükselmesinde akımı kesen kesicilerimiz var. İşte bunu bir örnekle gösterirsek, yani normalde olası kısa devre akımımız RMS değeri 5 kA, ama akım sınırlama özelliği olan kesicilerde bu 2,5 kA'da kesme sağlayabiliyor. Yani dolayısıyla daha korunaklı olarak kablolarımız koruyor. Yani sonuçta bizim görevimiz elektriğin güvenli olarak insanlara ulaştırılması. Tabii bunu yaparken de tesisatı da korumamız gerekiyor. Termik manyetik şaltellerimiz var. İşte bazı programlarda bunların ayar sahasını ayarlayabiliyorsunuz. Mesela normalde bir termik manyetik şalterde akım ayarının 1,30 katına kadar 2 saat süre içerisinde açma yapmaması gerek. Ana panolarda ve sonrasındaki kullandığımız endüstriyel tesislerde açık tip devre kesici ve kompakt tip devre kesiciler var. Açık tip devre kesicilerde zero current interrupter, yani bu şu demektir. Sıfırdan geçerken sinüs kesme yapıyor. Kompakt tip devre kesicilerde ise sıfıra geçmeden önce, tabii molded case denilen kendi yapısına bağlı olarak akım sınırlama özelliği var ise bunu kesme özelliği var. İkisi arasında da şöyle bir fark var. Açık tip devre kesiciler kısa devre akımını birden fazla kesebilirken, kompakt tip devre kesiciler tam 3 kısa devre hadisesi meydana gelir ise artık değiştirmeniz gerekiyor. Yani içindeki bazı komponentleri ya da kesiciyi komple değiştirmeniz lazım. Nereden bileceğiz diyeceksiniz, oluşan kısa devreyi. İşte orada da oturup hesaplayacaksınız. Yani bu kısa devre neden oldu? İşte iki faz birbirine değdi. Bu yol üzerinde neler vardı? Hesap yoluyla bulduğunuz tam kısa devre akımı var mıdır, yok mudur? Ona göre kesiciyi değiştirip değiştirmeme kararı yine sizlerde olacak. İkisi arasındaki fark, birinde tam sıfır noktasında kısa devreyi keserken, ki bazen burayı geçerse bu noktada kesmesi gerekiyor, ama kompakt tip devre kesiciler daha az enerjinin, yani R kareden I'nın karesi artmadan kesme özelliği olduğu için daha uygun. İkisi arasında MCC'lerde 70 milisaniye fark olması öneriliyor. Burada eğrilerin birbirine değmemesi de önemli selektivite açısından. Motor korumalarda kısa süreli çok yüksek akımlar çeker. Motor koruma tipi manyetik şalterlerin ayar sahası da 8-12 dayan katı kadar arasında olması gerekiyor. Benim hatam. Termik manyetik açtırma üniteli olan yerlerde bizim yani evlerde kullandığımız sigortalar gibi ayar yapmanız mümkün değil, ama elektronik açtırma ünitelerinde ayar sahasını rahatlıkla değiştirebiliyorsunuz. İşte burada da kesicilerin özelliğini bilmeniz lazım. Yine güç kesicilerde, termik manyetik şalterlerde işte aşırı yükte açma bölgesini ayarlamanız, gecikmeli kısa devre bölgesini ayarlamanız, gecikmesiz kısa devre bölgesini ayarlamanız, nötr iletkenli koruması ve toprak hatası aşma eğrilerini ayarlamanız mümkün. Bir de kablolarda IR, IN, IZ ya da IB deniliyor bazı kaynaklarda. Bu rated ifadesinden geliyor. İşte benim bir motorum var. 100 amper akım çekiyor diyelim. Bunun koruması için kullanacağım sigorta 100 amper ve daha üstü olması gerekiyor. Ve buradaki kablonun değeri de en az 100 amper olması gerekiyor ki IR küçük eşittir IN, bu da küçük eşittir IZ'i sağlamanız lazım. İşte iletkenler akımı dışarı, yani döşendikleri yere bağlı olarak da akım dışarı veriyorlar.
Ve tau dediğimiz bir zaman sabiti var. 5 tau dediği zaman artık sonsuza ulaşmış gibi kabul ediliyor. Ve bu noktadan sonra tamamen komple ısınmış gibi kabul ediliyor. Şimdi iletkenlerde 3 tür akım sınır değeri var. Sabit yükte, aşırı yükte ve kısa devrede olan akım sınır değerleri var. İşte burada da termoplastik PVC iletkenim, yalıtkanımız bizim normal çalışmada 70 santigrat dereceden aşırı yükte 120, kısa devrede 160 santigrat dereceye dayanması gerekiyor. Tabii bunun için de yine IKRT hesapları yapmamız gerekiyor. Aşırı yük ve kısa devre durumda aşırı akım koruma cihazı tarafından zamanda kesileceği varsayılan iletken çekirdek sıcaklığının sadece kısa süreli bir artışa izin verilir. Bunun standartları IEC 60.364'te belirtilmiştir. Burada havada olan yerlerde 30 santigrat derece, zeminde olan yerlerde belli noktalarda 2.5K, çevre toprak dirençlerinde 20 santigrat derece almamız gerekiyor. Hani bunları niye anlatıyorum? Çünkü bizim IZ akımını belirtirken döşeme kat sayısına bağlı olarak K1, K2, KN ne kadar? Kat sayılara bağlı olarak IN akımımız değişiyor. Yani bunu bir örnekle, bu konuda şöyle diyeyim. Ben MO'ya şöyle dedim. Enflasyondan etkilenmeyen tek meslek odası. Şu an ekran paylaşımı yapmayayım. Yaptığımda göstereyim. Ben 6 yıl önce bu kitapları aldım. Ki Aydın Bey'den ve rahmetli Turgut Bodroğlu'ndan Allah razı olsun. Turgut Bey aramızdan erken ayrıldı maalesef. 2 lira kitaplar şu an halen. İnternetten isteyebilirsiniz. Bunu da şundan dolayı anlatıyorum. Ben bu kitabı aldım, çok da faydalandım. Hatta bu seriyi komple aldım. Elektrik kuvvetli akım tesislerinin iletken boyutlandırılması. Yani aranızda sigara içen vardır. Hani hep denilir ya bir sigara paket sigara parasına 10 tane kitap alabiliyorsunuz. Yani size tavsiyem şu kitap.mo.org.tr'ye girerek kendinize yönelik işte PİK ile ilgili çok güzel kitaplar var. Hani ben PİK'lerle ilgilenmedim ama elektrik tesisleri konusunda oldukça faydalı kaynaklar var. Yani size hepinize tavsiye ederim. Mesela tünel aydınlatması konulu bir bitirme ödevi vermiştim bir öğrencimize. Yani oradan oldukça faydalı bilgiler elde etti ve tasarım yaptı Dialux'te. Ha, bugünkü programlardan birinin Dialux olmasını isterdim ama tesisat hesaplamasında sadece yük hesabı olduğu için o kısmı ilerideki bir webinara bıraktım. Hani dinlemek isterseniz Dialux konusunda da ileride bir webinar verilebilir. Burada Turgut Odabaşı Bey'e tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Bu kitapta baktığınız zaman döşeme şekilleri işte A, B, C, D, E, F, G ve Z'ye kadar gidiyor. Yalıtılmış bir iletken çok damarlı kablolar duvar içine yerleştirildiğindeki A'daki akım taşıma kapasitesiyle işte bir tahta ahşap kanal üzerinde boru içerisindeki olan B ile gösterilen damarlı iletkenler ya da ahşap bir duvara komple monteli olan şeyler birbirinden farklı akım taşıma kapasitelerine sahip. Kablo gruplamalar yaparken hattın izin verilen akım yükü, iletken sıcaklığı ile ortam sıcaklığı arasındaki farka bağlı. Ortam sıcaklığı izin verilen yalıtım sıcaklığına yakınsa akım değeri düşer. Bu konu özellikle panolarda kullanılan iletkenler açısından oldukça önemlidir. Demet iletkenler birbirlerinin akım taşıma kapasitesini etkilerler ve böylelikle işte 5 tane benim 100 amper taşıyan kablom varsa artık bunların hepsi 100 amper değil, 70 amper seviyesinde düşecektir. Tabii ben bunları atıyorum ama çok da kötü sallamıyorum çünkü şeyler var, yani kat sayıları var. Ve burada yine döşeme şekillerine göre hangi döşem şekli olduğu, bazı programlarda bunları yani çoğunu da seçmeniz gerekiyor. Ben burada belki o programlarda çalışan firmalardan kişiler vardır. Ben sadece kendi fikirlerimi anlatacağım. Çünkü bazı programların artıları bazılarının eksileri var. Yani artı ve eksi yönlerini söyleyeceğim. O tamamen sizin tercihiniz kullanıp kullanmamak. D tipi döşemler var. Toprak içerisinde olan mekanik koruma olmadan toprak içerisinde doğrudan tesis edilen ekranlı tek damarlı kablolarımız var. Ya da toprak içerisinde toprak içinde, boru içinde tesis edilmiş tek damarlı kablolarımız var.
İşte düzeltme kat sayılarımız var. İşte diyorum ki mesela NYM kablolardan 2,5'luk böyle bir boru içerisinden götürüyorsunuz. 10 tane kablo olduğu zaman işte 100 amper yerine artık 48 amper alacaksınız. Yani bunun Türkçesi kısaca bu. Yine NYM kablolarınız olsun 10 tane. Bunlar birbirine değecek şekilde gidiyor. O zaman 70 amper. Yani bulunduğu ortama göre sizin kablo çekme mesafesini IB küçük eşittir yani o da küçük eşittir IZ'i hesaplamanız gerekiyor. Burada önemli olan IZ. Çevresel faktörler var. İşte atıyorum Adana'da bir tesis yapmanızla Zonguldak'ta bir tesis yapmanız yani çevresel olarak aynı değildir. Burada da işte 80 50'den 80 santigrat dereceye çıkarsanız 0,77 ile çarpmanız gerekiyor. İşte biraz önce atıyorum burada 0,7 idi. Bir 7 daha geldi. 49'a düştü. Yani iki faktörü aldığınız zaman işte bu çevresel faktörlerin hepsini almanız gerekiyor. Bu da bu kitapta yazıyor. Yavaş yavaş programlara başlayacağız. Sosyal medyada bir şey vardır. Hani bir şey bedava ise ürün sensindir. Buradaki programların amacı bir kendi ürünlerini tabii ki yani bir Siemens'in Simalis Design'da tutup da Schneider'in ürününü seçemiyorsunuz. Ya da bir ABB'nin Dokmin'de tutup da Eaton'ın ürününü seçmeniz mümkün değil. Yani dolayısıyla tabii ki adamlar kendi ürünlerinin yapabileceği programlar seçecekler. Şimdi bu programı Power Quality Teaching Toy kablo dizimi ilgili program var. Evet. Yani bu programlar şey programların içerisinde zaten kablo dizilimini size gösteriyor. İşte arada şey yapacağım. Ekran paylaşımı yapacağım. Sonrasında geri geleceğim. Bu arada chatbot'u göremeyeceğim. Yani o konuda kusura bakmayın. Şimdi bu mühendislik öğrencileri için diyelim. Hani sizin direkt hesaplamalarınızda kullanacağınız bir program değil. Ama ben faydalı gördüğüm için en azından üç fazlı devreler nedir? Üç fazlı kısa devrede oluşan Z1, Z2, Z0 empedansları anlamanız açısından, harmonikleri anlamanız açısından güzel bir program. Ben bu görülüyor. Ben ekranı paylaştım. Power Quality Teaching Tool. Yani dediğim gibi şu an chat ekranını göremiyorum. Biraz kör uçuş gibi yapıyorum. Bunun güzelliği şu. Yani temel anlamda akım gerilim nedir ne değildir. İşte ikisi arasındaki faz farkı, gerilimi artırıp azaltma. Yani faz açısını artırıp azalmada endüktif ya da kapasitif yüklemeyi rahatlıkla görebiliyorsunuz. Yani bu kısmı hızla geçeceğim. Şurası güzel. İşte bizim pozitif, negatif ve zero sekans devresi dediğimiz işte Fortescue denilen bir arkadaş 1918 yılında diyor ki en adet dengeli sistem en adet şey en adet en fazla dengeli sistem en adet dengeli sistemle çözülür diye bir sav var. İşte burada pozitif, negatif ve sıfır devreleri istediğiniz gibi ayarlayıp ana vektörü rahatlıkla görebiliyorsunuz. Gerilimin Saxwell denilen gerilim bozulmalarını burada rahatlıkla simüle edebiliyorsunuz. Hani bu kısımlar dediğim gibi öğrenciler için daha uygun okuyan arkadaşlar. Flicker'a girmeyeceğim çünkü burada bir uyarı var. Diyor ki eğer göz rahatsızlığınız ya da baş ağrınız varsa bu size tavsiye edilmez. Bunu siz indirebilirsiniz dediğim gibi ücretsiz. Ya da bir harmonik bileşenler işte 3, 5, 2, 4, 6, 8'ler şebekemizde oluşmuyor. Ama 3, 5, 7, 9, 11 yani burada 23. 25. harmoniye kadar harmonik vermeniz ve bunların genliğini vermeniz mümkün. Temel harmonik üzerine eklediğiniz diğer harmonikler sizin harmonik varlığınızı. Yani harmonik nedir ne değildir? Bunu size gösteren güzel bir program. Şeklinde deyip ben bunu kapatayım.
Program isimleri şeylerde var. Power Quality Teaching Toy diye aratabilirsiniz. Hani şu an gördünüz değil mi? Ben bir teyit alabilir miyim? Yani çünkü ekranı görüp göremediğinizden çok emin değildim. Tamam. Şükrü Bey, teşekkürler geri dönüşünüz için. Sunuma ben devam edeyim. Bir dakika, sunum kısmını kaçırdım. Bu 1, 2, 3'tü. Presentation. Tamam. Burada bu yetenekleri var. Yani temel Power Quality Teaching Toy diye. Bu kişi yaklaşık 8 yıldır ben bu programı kullanıyorum ama 4. versiyonunu çıkarmadı. Evet, ama bu tamamen bedava bir program. Şimdi EcoDial'den başlayacağım. EcoDial bir Schneider ürünü. Diğer programlara göre daha basit olduğu için, hani ben baştan da söyleyeyim, bu programın amacım burada programların bütün yeteneklerini anlatmak değil. Yani böyle bir program var ve temin edeceğiniz kaynak Schneider Elektrik'in web sayfası. Bir kayıt olmanız gerekiyor tabii ki. Bir kayıt istiyorlar. Çünkü dedim ya, bir şey bedavaysa ürün sizsinizdir. Yetenekleri nedir? İşte bir program içerisinde yeni projeler elde edebiliyorsunuz, yapabiliyorsunuz. Tek at şemalarını çizerek çok güçlü yüklü polarite topraklama sistemleri düzenlemesi yapıp kısa devre akım hesabı ve bunlar arasında bağlantıların ya da kesicilerin konumları şeklinde birçok hesaplama yapabiliyorsunuz. Gerilim düşme hesabı yapabiliyorsunuz. Güç tespiti yapabiliyorsunuz. Maksimum yüklenme KU ya da eş zamanlı KS katsayılarını girdiğiniz zaman program size şey yapabiliyor. Yani toplam kurulu gücünüzü verebiliyor. EcoDial'de korunacak olan devre kesici ve yük karakteristiklerini alıyor. Yük tipine en uygun koruma elemanlarını seçiyor. Kablo kesitlerini tanımlıyor ve nihayet devre ya da arıza akımlarını hesaplıyor. Operatörlere hesaplama kısmında karşılaşan problemleri gösteriyor. Optimizasyon için tavsiyelerde bulunuyor. Şimdi ben yine EcoDial'e geçeceğim. X-Spider mı geliyor bundan sonra? Dursun burada. EcoDial yeniden, kusura bakmazsanız şey yapacağım. Bunu paylaşıyorum. Arada girip çıkacağım. Schneider Elektriğin dediğim gibi programı. Schneider Elektriğin dezavantajı şu: diğer X-Spider olsun, ABB'nin Dogbin olsun, Smiles Design olsun, Siemens'in, bunlar için sürekli bir tanıtım kampanyaları var. Yani YouTube'da da videoları var. Rahatlıkla bakabiliyorsunuz. İşte İsmail Kaşıkçı'nın Voltimum'da Smiles Design üzerine anlattığı şey var. X-Spider konusunda Barış Bey'in sunumları var. ABB'nin sunumları, İzmir EMOS şubesinde yapılan sunumlar var. Burada size yardımcı olacak, yani bu işi nasıl yaparımın videoları var. Projeler kısmına geldiğimizde yeni bir proje oluşturalım şimdilik. Options denilen yere içeride de girebiliyorsunuz. Yani bu bana şunu söylüyor. Diyor ki, senin şebeken ne? 30 kilovolt mu, 15 kilovolt mu? Project Parameters ilk önce. Yani bu proje parametreleri nedir? 50 Hz. Cost fee bizim için 0,98 hedef cost fee. Yıldırımdan koruma tesisatı var mı yok mu? Onu hesaplayayım mı, hesaplamayayım mı diye soruluyor size. Minimum kesit değeri ne olması gerek? 300 milimetre kare ya da 400 milimetre kare. İzin verilen kablolarda gerilim düşümü değeri nedir? Ve bu soru işaretlerine gittiğiniz zaman da size kendilerinin hemen İngilizce olarak, ya bu hesap kitap nereden gerekiyor? Size İngilizce olarak yardımcı olan kaynakları var. Dizayn kısmına geldiğimizde
Sayfayı buradan baştan ayarlayabiliyorsunuz. A3 mü, A4 mü yapacaksınız. A3 diyelim şeyimiz ve buradan proje çizmeye başlayalım. Şimdi, oldukça basit. Sürükle getir mantığıyla burada bizim ana şebekemiz var. Bu şebeke 250 enva gücünde minimum. 500 enva maksimum değerde. Bu default bir değer ama Teyyaş'ın 2000 ne hikmetse 2017'den bu tarafa sayfasında şey olması gerekiyordu. Kısa devre akımları, kısa devre güçleri yayınlaması lazımdı ama bunu yapmıyorlar. Bu programın dezavantajı orta gerilim şebekeyi simüle edemiyorsun. Sadece alçak gerilim şebeke. Gerilim ülkemizde 33 kilovolt. Yani biz 31,5 kullanıyoruz ama bu da tamamen sizin tercihinize. 33 kilovolt. Teknoloji dediğimiz resin dediği kuru tip trafo ya da mineral yağlı trafo. O tamamen size kalmış gene trafonun ne olduğu. Burada default olarak bazı değerler geliyor. Kablo mesafeleri ki bazı programlarda yok. Onu siz girmeniz gerekiyor. Ve hangi sistemi kullanıyorsunuz? TNS, TT, IT. Hangi sistemi kullanıyorsanız onu burada söylüyorsunuz. Gene ya bu TNS nedir dediğinizde size yani topraklamada TNC nedir? Her şeyi hatırlamanız mümkün değil. TT sistem nedir? Bunlarla ilgili bilgi veriyor. Kaynak olarak kapasitörü buraya kaynak ya da bir jeneratör şeklinde verilen kaynakları var. Biz standart bir kaynak alalım. Dağıtımı sizin bir bara aracılığıyla yapabiliyorsunuz. Ya da şurada görüldüğü gibi busbar şeklinde de yapabiliyorsunuz. O tamamen sizin tercihiniz. Mavi ile gösterilen şu an hiç bir şey yapmadık. Enerji almıyor. Buradaki kesicinizde onu anlatmadık. Yani sizin bir şey yapmanıza gerek yok. Zaten kendisi seçecek ama RCD koruması olsun mu olmasın mı bunun kararını siz veriyorsunuz. İşte A tipi mi, B tipi mi, AC tipi mi bunları seçmek yine sizin elinizde. İşte B tipi klimaların yoğun olduğu yerlerde A tipi yarı yük UPS'lerin olduğu yerde, AC tipi de evlerde standart kullandığımız kesici. Yine favori sitelere geldiğimizde burada pardon direkt yük ekleyeyim buraya. Yükünüzü ekleyebiliyorsunuz. İşte benim yüküm var. Bunu yaparken ya akım değeri giriyorsunuz. Diyelim ki bizim IR akımımız 10 amper. Buna bağlı olarak gücü hesaplıyor ya da gücü biliyorsanız 10 kVA kendisi yapıyor ve bu yığılma şeklinde mi 3 faz 1 nötr şeklinde mi ya da 1 faz nötr şeklinde mi yapıyorsunuz? Ve burada mesela ben şeye dönmeye çalışayım. TNC yapayım. Diyor ki olmaz diyor. Bak sen TNS'e başladın, TNC'ye dönemezsin şeklinde uyarı veriyor ve diyor ki sen TNS'te kalacaksın. TT yapmaya çalışayım. Ona da izin vermez. Çünkü bir yerde sadece bir topraklama tipi olur. TNS'te kalıyor burası. Burayı yine uzatayım. Bunları pardon. Şöyle çekmemiz gerekiyor. Dediğim gibi arada hata yaparsam kusura bakmayın. Neyse onu şey yapalım. Buraya bir bara ekleyebiliriz. Bunu uzatabiliriz. Buraya yük olarak aydınlatma yükü ekleyebilirsiniz. Yani siz bir şey demiyorsanız o kendisi standart bir değer alıyor. Burada 18 kW şeklinde güç kalsın. Motor ekleyebilirsiniz. Buradaki yine dediğim gibi RCD'nin Residual Current Devices kullanacak mıyım, kullanmayacak mıyım, tip nedir, ne değildir? Bunlara yine işte atıyorum AC tipi olsun. Ya da burada bir yani şu an tamamen sallaması
çalışacağım bir şebeke yapıyorum. Çalışıp çalışmayacağından da çok emin değilim. Burada yine kaç akım durma. Öyle olsun. Kaynak olarak da kompozisyonu burada ekliyorsunuz. Hedef değerimiz 0.98 ve yaptığınız iş doğru ise sistemi çalıştırır. Yani kaydetmemişim. Bunu ne diyelim? Tamam. Burada bir bitlandırma yapıyorum. Sizin yukarıya olan doğru şebekinizde güçleri toplayarak trafo gücünüzü belirtiyor. Diyor ki solution sayfasına gitmek ister misiniz? Yani burada size şey yapmıyor. Diyor ki bende bazı hatalar var. İşte boyutlandırmada UC2 devresinde hata varmış. Bunları söylüyor bana. Ama mesela şu an 160 kW. Mesela gücü arttıralım şurada. Biz 10 amper demiştik. İşte S burada 60 olsun. Bakalım şu an ne yapacak? Yeniden hesaplayalım. %60 kW olarak kaldı. Demek ki kurtarıyor halen. Şunu da 60 yapayım. Hatta 100 kW yapayım. Elimi korkak alıştırmayın. 100 kW yapalım. Ha, 500 kW'ya çıktı, pardon. Evet, değiştirdiğimde 500 kW ve artık uyarı verdi. Dedi ki yani bunu yapamazsın. Artık burada RCD değil başka bir çözüm bulman gerekiyor şeklinde. Ben başka hazır bir şebeke açayım. Şunu da yapabiliyorsunuz burada. Senaryo üretebiliyorsunuz. Yani operating mode dediğimizde, pardon, yeni senaryolar ekleyebiliyorsunuz. Yani buna işte backup jeneratör şey diyelim buna. Jeneratör dediğimiz zaman işte yeni bir senaryo geçiyorsunuz. Orada da şunu yapma imkanınız var. Jeneratörü getirip buraya bağladığınızda anahtar konumlarını hangisinin açık hangisinin kapalı olacağını belirtme imkanınız var. Güzel bir program. Basit bir program. Ve burada da şunu yapabiliyorsunuz. Eğriler kısmına bakalım. Hani çalışıyor mu tam emin değilim o noktadan. Şebeke 9 bağlı değil. Ben çalışan bir tane şey açayım. Şuna no diyelim. Şimdi bunu daha önceden üzerinde çalıştığım bir şebeke. Şebeke hesaplamalarını yapıyor. Yani bütün yani hesaplama derken de pardon onları göstermedim. İşte sizin kullanma faktörünüz nedir? Ona bağlı olarak yukarıdaki şebekeyi doğru güçleri topluyor. Gerilim düşümü değerleri var. Güç faktörü değerlerimiz var. Kısa devre akımlarını hesaplıyor burada. Burada da hata yapmışım. Büyük ihtimalle şey çalışmıyor. Curvers'ı bir dakika başka bir tane açayım. Onda da olmasa şu deneme 2 idi. Bunu bir türlü beceremedim. Yani o konuda özür dilerim.
Müsaadenizle son bir şebekeyi daha deneyeyim. Yes diyelim. Hani bunu işte Murphy kanunlar bir şey çalışması gerektiği zaman çalışmaz. Bu programın dezavantajı şey demo programı yok maalesef. Ve yazımda PDF olarak dış ortama aktarıyor. Yani Schneider için diyeceklerim bu kadar. Eğrileri gösteremedim burada. Başka bir programda göstereceğim. Ben yeniden sunuma geçeyim. Yok. Bunlar desktop'ta çalışıyorlar. Diğer programı X-Spider denilen Ethan'ın programı. Bunu da çalıştayım. Yani bunun ne özelliği var? Öncelikle onu söyleyelim. Şimdi X-Spider'ın kullanıcı dost arayüzü var. Güçlü bir program işletimi var. 1000 volta kadar TNT, IT şebeke tasarımı yapabiliyorsunuz. Yani orta gerilimde çalışmıyor. Doğrusal şebekenin yanı sıra örgü şebekelerin ağ şebekeleri tasarlayabiliyorsunuz. Kullanım faktörüne bağlı olarak yine toplam gücü bulabiliyorsunuz. Kolay kullanım için ürün ağacı yapısını belirtiyor. Genel özellikleri güç kaynakların ve yüklerin devre dışı bırakılmasıyla şebekenin karmaşık çalışma senaryoları kolay olarak simüle ediliyor. Bunun şu güzel özelliği var. Ark risk modülü var. Mesela ark hesaplaması, ark hatası hesaplaması şeyde yok. Diğer 3 programda yok. Yani ARK'la ilgili bir hata, ARK hatası yapacaksanız bu programda o konuda güçlü. Temel hesaplamaları şebekenin doğruluğunu kontrol ediyor. Ondan sonra gerilim düşme hesabı yapıyor. 3 fazlı kısa devre hesabı, tek fazlı kısa devre hesabı, selektivite hesabı ve kabloların koruma boyutlandırmasını yapıyor. Yani ben ekodiyal şeyi atladım. Kabloların döşeme şeklini yapabiliyordunuz. Onu burada göstereyim. Yani o özelliği de var EcoDial'in. Ark fazın ya da fazın nötre değmesiyle metalin birbirine değmesiyle oluşan bir etki. Havanın iyonize oluşması sonucunda yüksek ısı çıkıyor. Bizde bir abimiz vardı. Emekli oldu. Saçları komple yanmıştı. Patladığı için. İşte insan derisi 96 santigrat derecenin üzerinde ısıya 1 saniye maruz kalınca 3. derece yanıklar meydana geliyor. 80 derecenin üzerinde 2. derece yanıklar meydana geliyor. Arc flash patlaması 3 metre uzaklıktaki bir kişiyi öldürebilir bazı noktalarda. Amerika'da 2014 yılında elektrik kaynaklı 961 ağır yanma yanıklar meydana gelmiş. Hani bazen diyorsunuz ki iş kıyafetim var. Arc yüzeyden giderek deriyi komple yakma özelliği de var. Patlama basınç etkisi var, işitme kaybı, yaralanma gibi etkileri var. Ama bu konuda en iyi program ARC patlaması değerlendirmesi konusunda Eco şey X-Spider programı. Şu şifreyi yazayım, şifreyi isteyecek. EA30AF. İkinci bir şifre istiyor. Bunda Barış Bey'in sunumlarında vardı, onu da kullandım. Size risk hesabı yapıyor. Bu internette bir sıkıntı oldu. Şu an gitti geldi. Yani şu an bir sıkıntı yok herhalde. Sizin risk değerlendirmenize göre kategori 1, 2, 3, 4 hangisi olduğunuzun hesabını yaparak hangi kıyafetlerde korunmanız gerektiğini belirten bir program yapısı var. Ben yine kusura bakmayın şeye geçiyorum. X-Spider'ı açacağım. Bu programın avantajı kullanımı basit.
Dediğim gibi arc flash etkisi var. Dezavantajı diğerinde olduğu gibi, mesela burada da hemen file kısmına gelip page setup yapıp A3 haline getireyim. Yani biraz daha büyük olsun. Kurulumu yine sürükle bırak mantığıyla çalışıyor. Yalnız burada şu dezavantaj var. Şebeke, yani diğerinde hazır gelen menüleri sizin seçmeniz gerek. İşte diyor ki bu kaç envalık bir şebeke? 33 kilovolt, 500 enva. Yani burada siz değer giremiyorsunuz. Böyle bir dezavantajı var. Trafo bilgisini yine Ethan'ın kataloğundan seçmeniz gerekiyor. Yani buradaki değeri de yine seçmeniz. Yani kısaca Ethan'ın dezavantajı şu. Katalog bilgisine çok iyi hakim olmanız gerek. 35 kilovolt. Yalnız burada da baktım DN1 kullanıyor. Mesela biz DN11 kullanıyoruz genelde. Mesela gördüğüm şeylerden biri de DN5 var ama DN11 gibi bir şey yok. Ve bunları yapmadan da şey yapamıyorsunuz maalesef. İşte kabloyu seçmeniz gerekiyor. NYN mi olacak? NYY mi olacak? Mesela burada da yine 4 çarpı kablolar ya da 3 adet pen iletkenli var. Ama ben TE iletkeni, yani bu şey diyor, TN GSM yapabilirim bunlar. TT sistem yapabilirim ama sistem yapımını nereden sağlıyorum onu gösteren bir yapı yok burada. Yani bu da bu programın dezavantajı. Kataloglarına hakim olmanız gerekiyor ki ondan sonra seçim yapabilirsiniz. İşte mesela kesici, burada ne seçmeniz gerektiğini size önermiyor. Siz seçeceksiniz. Molded case ya da air breaker dedi şeylerde, circuit breaker 4000 amperlik. Buradan hangisini seçeceğiz? Fixed diyelim. 4 kutuplu olsun. Yani burada işte sizin katalog bilginize göstermeniz gerekiyor. Onun haricinde yük eklemek oldukça kolay. Yani bir yük ekleyebiliyorsunuz. Burayı uzatarak jeneratör ekleyebiliyorsunuz. Hani paralel çalıştırmanız mümkün. İşte jeneratör de yine burada ekleyerek ayrı senaryolara geçmeniz mümkün. İşte options seçeneğinden buradan da hesaplamanın nasıl yapıldığını, auto dimensioning, yani auto boyutlandırmaya izin veriyorsunuz. Bu özellik var. Bunda bir belli lisans var. Mesela ben 2022'ye kadar lisanslıyım. Hani onu bahsetmedim. Kayıt olmanız gerekiyor ve size bir lisans kodu veriliyor. Ücretsiz ama belli aralıklarla yeni amacıyla yapıldığı söyleniyor bu. Bu arada pardon, şeylerden Gizem Hanım'dan mı görüyor? Yok, şey değil. Özür dilerim. Hesaplamalar yapılırken ben bir tane demo program açayım hemen. Daha önce yapmış oldum, pardon. Masa üstünde webinar. Ethan. Ha, pardon. Burada şey yapabiliyorsunuz. Pardon. Demo programı rahatlıkla açabiliyorsunuz. Hani bunun bu özelliği vardı. Onu atladım. Çalışan demolar burada var. Yani diğer programların dezavantajı burada yok. Network açalım. Hani burada çalıştığı için basit bir dağıtım yapılmış.
Hesaplama yaparken iki yolunuz var. Ya yukarıdaki calculation modundan geçeceksiniz. Burada öncelikle şebeke doğru mu? Bunu test etmeniz gerekiyor. Operation statements, yani burada işte FA1, FA2, FA3, FA4 kesicileri var. İşte motorun devre dışı olduğu bir durum var. Mesela öyle bir senaryo ekleyebilirsiniz. Veya yeni bir senaryo ekleyebilirim. Burada da diyorum ki defa motor da devre dışı. Sadece iki kesici çalışıyor. Buna göre bütün senaryolara göre işlem yapıyor. Sonraki hesaplamada geri düşümü hesabı rahatlıkla yapıyor. İşte bu devrede 0,9'muş gerilim düşümü. Yukarı doğru çıktıkça toplam burada 0,6 gerilim düşümü var. Yükünüze bağlı olarak gerilim düşme hesabını otomatik yapabilmekte. 3 fazlı kısa devre hesabı rahatlıkla yapabiliyor. İşte mesela burada 4,5 kilo amper bir kısa devre akım var. Bu barada 9,7 kilo amperlik ve pik olarak da 17,4 kilo amperlik kısa devre akım var. Yani mesela okullarda biz kısa devre akımını öğreniyoruz ama kısa devre akımının şu dezavantajı, yani bizim açımızdan hesaplama için formülizasyon, hesap kitap yapmanız gerekiyor ama bu programlar ve ISO standartlarında yapıyorlar. Tek fazla kısa devre yapabiliyorsunuz. Bu da şunun için önemli. Bizim kesicini açıp açmayacağı minimum ve maksimum kısa devre akımlarını burada hesaplama yapmanız gerekiyor. Arc flash hesabı yapabiliyorsunuz. All calculations dediğimiz yerden. Mesela arc risk hesabı yapabiliyorsunuz. Bu kısma yani girmedim ama arc risk hesabında rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Eğer arc risk ile ilgili bir hesaplamanız var ise. Kesme eğrilerimiz var. İşte üst şebeke bölgesi ve alt şebeke bölgesi ile gösterilmiş burada. Burada eğriler üzerinde siz oynama yapabiliyorsunuz. Yani tabii ki amacımız değmemek, yani değiyor olsaydı burada zaman buradaydı, aşırı akımları buradan yapabiliyorsunuz. Pardon, buradan şey seçeyim. Yani üst devre ve alt devreyi dediğimiz gibi eğrileri buradan rahatlıkla yapabiliyoruz. Kabloların döşeme şekilleri vardı. Onu burada şey yapamadım. Göstereceğim demiştim ama kablo tiplerini gösteremedim. Tek faz ya da üç faza rahatlıkla dönebiliyorsunuz. Kablo mesafelerini burada girmeniz lazım. İşte bu programın dezavantajı bazı şeyleri hazır vermemesi. Ama demo kısmı ve eğitimi güzel. Tek dezavantajı da bana göre bu kesicinin ne olduğunu bilmeniz lazım. Ki bu kesiciyi katalogdan rahatlıkla seçip kullanmanız için yani yüksek bir katalog bilginizin olması gerekiyor. XSPIDER için söyleyeceklerim bu kadar. Tabii ki burada da yine Eaton'un ürünlerini kullanmanız gerekiyor. Tekrardan yok. Şimdi transfer yapacağını anlıyor değil. Onu siz söylüyorsunuz. Yani jeneratör eklediğimizde bunu da XSPIDER olarak şeyde Eaton'un sayfasına XSPIDER Google'a yazdığınızda program geliyor. Program dosyası açılmıyor. Onu bilmiyorum. Hani ben indirdim. Bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. ABB'nin ve Siemens'in, Simaris'in size birden fazla program sunmayı
getirileri var. İşte ABB'nin programını, DOK dediğimiz program, yine gerilim düşümü vesaire kısa devre akım hesapları yaparken, şuradaki program ise sizin pano tasarımınızda. Mesela pano tasarımında ABB'de güçlü. Yani pano tasarımıyla ilgili bir işlem yapacaksanız ABB'nin programını kullanmanızı tavsiye ederim. Araçlar kısmında, yazılım kısmında şeyler vardı. Araçlar kısmında curves dediğimiz, size eğrilerin, yani bu kesme eğrilerin birbirine değip değmemesi üzerine olan kısmı anlatan program var. OTC dediğimiz kısım ise sizin hesaplama, yani maliyetlendirme kısmınız, ABB tarafından sağlanan. İşte burada tek hat diyagramı çizimi var. ISO standartlarına uygun OG-AG elektriksel hesaplamaları yapabiliyorsunuz. Kablo ve busbar boyutlandırmasını yapıyorsunuz. Anahtarlama ve koruma ekipmanı rahatlıkla seçebiliyorsunuz. Koruma açma üniteleri ayarı yapabiliyorsunuz. Koruma doğrulaması ve koordinasyon yapabiliyorsunuz. Kompansasyon hesabı yapabiliyorsunuz. AG pano tasarımı, işte güçlü olduğu yer bura. AG pano sıcaklık artış hesabı yapabiliyorsunuz. Smerse geçmeden önce ABB'yi izninizle yeniden paylaşım yapacağım. Kusura bakmayın bunun için. Yani bunun için de kayıt olmanız gerekiyor programın. Ben DOK üzerinde çalıştım. Diğer kısımlarına bakmadım programın. Bunun avantajı, dediğim gibi dezavantajı şey, bunda da demo ürünü yok. Hani demo bir tek XSPIDER'da var. Bir de Smerse Design'da olması gerek. Bunun dezavantajı derken, işte proje deneme, hemen müşteri MO. Bu programlar hep şey yapılıyor. İnternet bağımsız çalışıyor bu programlar. Yani yardım dosyalarına gitmeyecekseniz tek hat şeması oluşturacağız. Bazı şeyleri önden söylememiz gerekiyor. Güç kaynağı AG mi OG mi? OG'den AG bir şebekeye başlamamız lazım. Bu programda kendi logonuzu, kendi firmanızı yazabiliyorsunuz. Yani bunları yükleme imkanınız var. Yine baştan şebeke geriliminiz nedir? Kısa devre akımı nedir? Hangi topraklama sistemini kullanıyorsunuz? Bunları belirtmeniz gerekiyor ve bu size bir uç veriyor program olarak. Bundan sonra size kalmış. İşte bu nokta orta gerilim şebekeden gelen bir hat parçası. Bunun için bir transformatör eklemeniz lazım. Bu transformatörün iki defa tıklayarak ne olması gerektiğini, işte 3030 mVA, 30.000 volt, kaç volt olduğu, TNS sistemi ne olduğu, dağıtım şebekesi başlığı ne taraftır, anma gücü nedir, yüzde gerilim ne olması gerekiyor? Bakın, bu programda şey var bir de, bizim topraklama direncimiz nedir? Yani bunu soruyor size. Bunu düşürüp arttırmak size kalmış. Öncesinde kesici koyabilirdik ama koymadım. Şey yapabiliriz, bunu taşıyıp ya da sileyim, baştan şey yapayım. Ben de inatlaştı program. Kesmiyor. Evet. Orta gerilimde buraya bütün hepsine devre kesici diyor.
Ya da adil sigortalı yük ayırıcı koyup sonrasında transformatör koyabilirsiniz. Burada bağlantı denilen bir aparat var. Bu bağlantının amacı şey, sizin istediğiniz yolda, bu elektrik olarak kablo değil. Yani sizin çizim kolaylığınız açısından kullanılan bir yapı. Alçak gerilim tarafına geçtik artık. Burada devre kesici kullanacağız. Ucuna kablo ekleyeceğiz. Pardon, eklenmedi. Ando. Kablonuzu ekleyip bunların hepsine yine tek tek girip değerlerini seçmeniz gerekiyor. Otomatik olarak hesaplamıyor. İşte bu da bu programın dezavantajı. İşte kablo mesafesini siz söylemeniz gerekiyor. İşte döşeme tipi ne olması lazım? Biz işte 11 dediğimiz, hani burada göster, diğerlerinde de var ama işte 13 dediğimiz hangi şekilde döşeme şekli? İşte kanalda mı gidiyor, duvarda mı gidiyor, metal levha içerisinde mi gidiyor? Bunlara bağlı olarak size işte XLP mi yalıtkanınız, tek çekirdekli mi yoksa multikor şeklinde mi, bakır mı alüminyum mu, bunları seçiyorsunuz ve izin verilen gerilim düşümünüz kaç? %2 diyelim burada. IBM'imiz bu hesaplarda gelecek. Yükler eklediğimiz zaman uzunluk, evet, onu atladık, 10 metre diyelim. Buraya bara ekleyebiliyorsunuz. Bu baraya yine kesici ekleyip kesici, ayırıcı isim verebilirsiniz, kablo ve en sonunda yük ekleyerek, pardon, şunu keseyim. Ve en sonunda da yük ekleyerek, tabii tek faz, üç faz, bu sizin tercihiniz. Tek faza da çevirebilirsiniz. İşte bunu L1N şeklinde, faz nötr şeklinde yapabilirsiniz. Yani fazları da bağımsız olarak dağıtmanıza izin veriyor. Ben burada şeyi, hazır bir program, bunu ya da yine senaryo üretmemiz lazım. Ben hazır bir dosya açayım. Bununki vardı, ABB deneme. Şunu açayım. Burada şebekeden kesici üzerinden ben trafomu 50 kW'ya seçtim. Bir kablom var. Burada kesicim var ve buradan hesapla dediğinizde size komple bir hesaplama yapıyor. Bazı yerlerde gerilim düşümünün yüksek olduğunu belirtiyor. Ben tamam, kabul et diyorum. Bunlar uyarı. Yani diğer, mesela XSPIDER'da tek tek hesap yapıyordunuz ama burada komple hesap yapıyorsunuz. İşte I, B, I, Z akımları burada var. Mesela biz döşeme şeklini değiştirelim. Yeniden hesap. Z26 oldu. Curvus dediğimiz yerde bizim kesicilerin ve sigortaların birbirleriyle olan eğrilerini görüyorsunuz. İşte burada birbirlerine değmemesi gerekiyor. Yani şu noktada seçicilik yok. Renklerini değiştirebiliyorsunuz ve ayar sahasında buradan seçtiğiniz bir kesici üzerinde değiştirme imkanınız var.
Mesela burada tam bir seçicilik ben sağlayamamışım. Çünkü bu onu söylüyor. Yani bu erilerin birbirini kesmemesi gerek. Bunlar için de yani bu kısmı tam çalışmamıştım. Yani çünkü birden fazla program var. Sadece bir program üzerinde benim size tavsiyem bir program hangisi hoşunuza gittiyse ve hangi işlemde kullanılıyorsanız onu tercih etmeniz. Buradan paylaşmayı durdurayım. İş tesisat işletmeye başlar. Çevresinde tesisat çalışır. Genelde kara düzen ilerliyor. Sorumlu deniz taşıtı için iş tesisat için program ya da kaynak önerebilir misiniz? Orada program bunu kullanabilirsiniz. Hani bu programlardan bir tanesi. Bu programlardan Türkçe olan şey Smart Design Türkçe. Deniz taşıtları için de şöyle. Yani işin açığı İş tesisatta topraklama orada önemli olan. Hani aynı programları kullanabilirsiniz. Bir tek şey olacak. Topraklama için gövdeye bağlayacaksınız. Yani eş potansiyeli getiriyor. Yani oldukça iyi. Yani dediğim gibi herhangi bir programı kullanabilirsiniz. Demiracı uygulamada ücret talep ediyorum. Bir tek Siemens'te ekstra bir ücretlendirme var. İşte Smart Design. Bu da oldukça basit bir kullanıcı dostu dokümantasyon. Orta gerilimde tüketiciliklere kadar cihaz ve sistem tasarımı sağlayabiliyorsunuz. Birbirine uyumlu cihaz ve dağıtım sistemlerinin otomatik seçimi sağlanabiliyor. Boyutlandırma ve teknik olarak doğru seçimleri gerçek cihaz değerlerine göre yapılması ve bunu yaparken çok detaylı ürün ve sistem bilgilerine gerek duyuluyor. Duyulmaması gerekiyor. Planlama ve uygulama aşamasında yüksek projelendirme, güvenlik ve esnekliği sağlıyor. Teknik kurallara ISO ve FAVDE'ye göre çalışması. Smart Design ile Smart Project arasında veri alışverişi yapabiliyor bir program. Orta gerilim tüketiciye yükleri seviyesine kadar elektrik dağıtım şebekesinin boyutlandırması ve uygun cihazların otomatik seçilmesi var. Boyutlandırmanın doğru uygulamalar yapılabilmesi için kabul görmüş kuralları, standartları yapıyor. Yani şu, ya bu programları kullanması size şunu da söylüyor. Şimdi hocalarımız diyor ki ya şeyi okuyun standartları. Şimdi bunların bu standartları almaya kalksanız birinci dert şu ücret. Yani bir 140 euro kimse bir standarta ve tabii işiniz olacaksa onu vereceksiniz. O ayrı mesele. Ama bunun TSE tarafından çevrilen standartları almaya kalksanız dahi bazı standartlar 800 ile 1600, 2000 lira arasında başlayan ücretler var. Velev ki bu standartı aldınız. Diğer bir bizi kısıtlayan şey şu, İngilizce. Yani Türkçe'ye bazı standartlar doğrudan çevrilmiyor. Olduğu gibi İngilizcesi şeklinde alınıyor. O noktada okuyup anlamanız gerekiyor. Ya bu standart ne diyecek? Ama bu programda şunu yapıyor. Ya birazdan açacağız. Mesela Siemens'in Smart Design programı diyor ki, bak yeni güncelleme var. ISO standartlarında bazı değişiklikler oldu ve ben bunu program içerisine ekledim. Bunu yüklediğiniz zaman yani otomatikman bir nevi ISO standartlarını takip etmiş de oluyorsunuz. Yani benim size tavsiyem EcoDL de olabilir. Çünkü onlar da belli aralıklarla güncelliyor. Yani ben zaten kendi adıma şunu söyleyeyim. Kesinlikle diğer hiçbir programı kötülemiyorum. Ben artılarını eksilerini söylüyorum. Yani ben kullanacak olsam EcoDL ile Simaris kullanırım. Çünkü biraz daha bizim Türk yapısına uygun programlar. Eplan şey değil. Eplan ücretli bir program. Yani onu şey yapmadım, indirmedim. Eplan esasında ücretli olarak topraklama konusunda, şey konusunda, enerji kaynakları, yenilenebilir kaynakları konusunda güzel bir program. Ama o bizim şeyimiz değil. O ücretli. Yani o programa bir şey diyemiyorum. Smart Design'da işletme şekilleri ve anahtarlama ekip planlarını açık kapalı konumlar serbestçe tanımlayabiliyorsunuz. Besleme devresinde paralel kabloları ayrı ayrı korunması mümkün. Hesaplamada istenen fonksiyon dayanım gereklilikleri göz önüne alınarak bulunduruluyor. Güç iletim ve dağıtım için busbar
sistemi kullanabiliyorsunuz. Smart Design'da bazı profesyonel versiyonda düşük bedel karşılığı bir, yani tabii düşük bir bedelin ne olduğunu bilmiyorum ama şu an için yetiyor. Smart Design profesyonel haricinde işinizi rahatlıkla görebilir. Yani özel olan şey de şuymuş, ücretli olan tarafı. Planlanan şebeke için enerji verimliliğinin değerlendirilmesi opsiyonu var sizde. Pasif ve aktif olarak acil güç durum kaynakları anahtarlandırması istiyorsanız ücretli versiyonuna geçmeniz gerekiyor. Etapta Neplan gibi etapta bunlar da şey var. Bunlar da ücretli programlar. Yani o yüzden bu programlar bende olmadığı için bir şey diyemiyorum Etap ya da Eplan'a. Smart Design'da yani ABB'de olduğu gibi size birden fazla program seçeneği sunuyorlar. İşte bizim için Smart Design 10 var. Onun üzerinde genelde çalışıyoruz ama Smart Curves ya da Smart Project var. Mesela dağıtım panolarını boyutlandırma, bütçeleme konusunda şartlar oluşturulmasına olan bir program. Elektromanyetik busbar, baraya olan mesafeye göre manyetik paraziti hesaplayan bir program. Mesela işletmenizde şey var, elektromanyetik hesabı yapmanızı istedi. İşletme sorumlusunuz bir yerde. O zaman bu programı kullanabilirsiniz. Alçak gerilim Selectivity Manager diye limit tablolar oluşturma aracı var. Tender diye uygulaması var. Hani bu Smart Suites denilen bir yapı var. Bu size birden fazla seçeneği sunuyor. Buraya gelmeyeyim. Hatta burayı da anlatayım. İkisini bir anlatayım paylaşımda. Bir de Electric Engineering Portal diye bir site var. Burada da size ihtiyacınıza göre basit küçük programlar bulabiliyorsunuz. Ama bunu Smart Suites'ten sonra anlatayım. Screen sharing yapıyorum. Kusura bakmayın. Yani sizi bir kısmınızı yazımlarınızı göremeyiz. Trafo seçim için tender application var. Ve yenilikler olup olmaması durumunda dün baktım. Mesela bunlardan size bilgilendirme geliyor. Ve dün mesela Smart Curve eğrisi programı yeni güncelleme var dedi. Ve bunu ben şey yaptım, yükledim. Ama sizin kullanacağınız burada Smart Design var. Başta size tabii ki yine şeyleri soracak. Yani şebekeniz nedir? Yeni proje oluştur diyelim. Proje açıklamalarını baştan girebiliyorsunuz. İşte gerilim 20 kilovolt. Mesela bunu 30 kilovolt yapabilirsiniz size uygun. Kaç enva olacak? Bunu açabiliyorsunuz. 750 enva. Minimum kısa devre gücümüz nedir? Bunu bulunduğunuz bölgedeki TEİAŞ'tan almanız gerekiyor. Yani sizin çevre sıcaklığınız, kutup sayınız, nedir, ne değildir? Bunları baştan seçmenizi istiyor. Şebeke tasarımı oldukça basit. İşte burada standart bir şebekemiz var ve bakın burada hemen size sadece mesafe sizden bir şey istemiyor. Kaçar metre olacak? İşte bu kısımları sallıyorum. Sağ tuşa klik yaparak iptal edebiliyorsunuz. Buraya jeneratör. Bunun güzelliği bir de şey var. Yenilenebilir kaynaklar ekleyebiliyorsunuz bu programa. Yani kaynak olarak ben ayrı bir tane şey yapayım. Mesela yenilenebilir kaynağınız var ise güneş, rüzgar bunu seçebiliyorsunuz. Bunlar arasında kuplaj yapabiliyorsunuz. Ben yapmayayım şu an için ama mesela diğer programlarda da bu özellik yok. Yenilenebilir kaynakların eklenmesi, hadisesi yok maalesef. Aşağıya alt bara oluşturabiliyorsunuz. Pardon. Ekipmanı özelliklerini buradan katalogdan ne tür olacağını seçebiliyorsunuz biliyorsanız. İşte MCB mi istiyorsunuz? Bunu kullanabilirsiniz.
Yük rahatlıkla ekleyebiliyorsunuz programa. Yani sadece sürükle bırak mantığıyla, yani çekerek işte kaç 3 fazı mı, 3 faz 1 nötr, gücünüz nedir? Kendiniz de girebilirsiniz, seçebilirsiniz de. Motor için arkadaşımız soru sormuştu. Yani bu programı rahatlıkla karıştırabilir. Pardon. Uzunluk 5 metre. Güç bu kadar. Aşırı akım koruma rölesi var ya da yok. Elektronik ya da termik koruma. Motor devrelerini ekleyebiliyorsunuz. Parafudur var. Darbe gerilim koruması için parafudur eklemeniz mümkün. Ekodiyalde de vardı. Ben o kısmı atladım. Onda da var. Burada bir de güzellik şu. Yani yine burada işletme modu elde edebiliyorsunuz. Hangi kesici açılacak, hangisi açılmayacak, hangi şekilde çalışacak, çalışmayacak. Bunları işletme modunda kapalı açık konumları belirtme imkanınız var. Ben bir tane dosya açayım. Pardon, bu değil. Kaydetme diyelim. Çizim kolaylığı ve şey var. Mesela burada RCD kullanımını yapıp yapmamak sizin tercihiniz. Burada dediğim gibi hangi kesişi açacaksınız, hangisi açılmayacak. Bunları anahtarlama imkanınız var. Boyutlandırma yapalım. Hani bu bizim kablolarımızı seçiyor. Şeyleri seçiyor. İşte kaydırırken biraz problem yaşadım. İşte IN'imiz nedir? Kablomuz ne olması gerekiyor? 3x50'ye 50'ye 25. AutoCAD'de biz genelde işte hesap projelerini çiziyoruz ama benim size acizane tavsiyem bunu da şey yapabilirsiniz. XSPIDER'da şunu atladım. XSPIDER'da AutoCAD'e atabiliyorsunuz yaptığınız çizimleri. Yani çok rahatlıkla basit çizimler yapabilirsiniz. Curves dediğimiz yerde bizim eğrilerimiz, işte seçicilik sağlanıyor mu, sağlanmıyor mu? Mesela biz dedik ki buradan da ayar sahasını değiştirme imkanınız var. Kesiciye bağlı olarak ayar sahası içerisinde kalıp kalmadığı söylenebiliyor. Proje çıktılarını alırken ben size tavsiyem, yani bütün kısa devre akımı nedir, kablo listeleri nedir, boyutlandırmayı çok rahatlıkla yapabilen bir program. Bunun da uygulama videoları var. Hani oldukça basit kullanımı var. Bu programlar için söyleyeceğim bu kadar. Ben hazır buradayken şeyi de göstereyim. Bir dakika. Simge durumundan küçült. Sunuma geçeyim. Pardon, web sitesine girecektim ama yani bu şeye girdiğiniz zaman çok basit sizin de ilgili programlar bulabilirsiniz. Yalnız bu Amerika'nın bir sitesi. Dolayısıyla IEC değil de IEEE'ye göre seçimi yapacağınızı unutmayın burada. Ama burayı da kullanabilirsiniz. Son olarak iki slaytım daha var. Bir de Schneider Elektrik'in, yani ben burada dediğim gibi amacım size faydalı olmak. E-University diye bir yapısı var. Yani Schneider E-University diye, Elektrik Üniversitesi diye yazdığınızda tamamen ücretsiz kurslar var. Hani buradan ve sertifikalı, yani bu kursları takip edip sınavlarını geçtiğiniz takdirde ben
kaydoldum ama daha şey yapmadım, ders almadım. Çünkü bu aralar bir yoğunluk var. Mesela motor kontrolü konusunda sürücü sistemler üzerine bir eğitim alabilirsiniz. Ya da onlarca ders var, ben şey yapmadım. Bu arada benim internet geliyor, bir geliyor. Umarım sesim gidiyor, geliyordur. Ben unstable bir... Şu an sesim geliyor mu? Ben şey yapayım ya. Sizde bir problem var gibi sanki. Türkiye'de TEDAŞ'ı sizce hangi programı tercih eder? Bence yani TEDAŞ ya da TEİYAŞ bu programlardan birini tercih etmez. Yani ben başta size şunu söyledim. IEC standartlarına uygun işlemleri bu programlar yapıyor. Ama ben tercih edecek olsam Smart Design'ı tercih ederim. O benim tercihim. Dediğim gibi size ya da Ecodial'i tercih ederim. Çünkü ikisi de dediğim gibi bize basit bir program. Ama bu şu demek değildir. Diğer programlar kötü değil. Yani diğerlerinde de işte birinde Arc Flash etkisi var. Diğerlerinde de pano tasarımı var. Yani burada sunumu bitiriyorum. Yaklaşık 1 saat 40 dakika olmuş. Sorularınız varsa cevaplamışımdır umarım. Dediğim gibi bu programlar tamamen ücretsiz. Yani bir tanesini alıp örnek sunumlar izleyip denemeler yaparak bence çok rahat IEC standartlarında tasarım yapabilirsiniz. İsmail Bey'in programı Simaris. Yani o kullanıyor genelde, İsmail Hocam'ın. Voltium'da sunumum var. İzleyebilirsiniz. Yani Voltium'a üye olarak. Arkadaşlar size tavsiyem, hani webinarlar var. İşte bazısı yabancı dilde. Ama işlemleri görebiliyorsunuz. Bence rahatlıkla bu programları kullanabilirsiniz. Ben teşekkür ederim. Mutlu yıllar olur inşallah. Herhalde şey yok. Sunumu paylaşabiliriz. Hepinize katılım için teşekkür ederim. Sürçülisan ettiysem affola. Mobil uygulama yok bunların maalesef. Hepsi masaüstü uygulama, Samet Bey. Sunum Ferhat hocamız tarafından, Ferhat Bey tarafından paylaşılacak. Ben teşekkür ederim hepinize. Genelde teşekkürler var. Ben teşekkür ederim dediğim gibi hepinize. Bunlar haricinde bilmediğim programlar olabilir. O konuda da siz bana derseniz, ya şöyle de bir program vardı. O konuda da ben mutlu olurum. Tekrar teşekkür ederim size katılımınız için. PDF şu an şeyde, EMO Ankara şubesinde. EMO dergileri de takip etmenizi tavsiye ederim. Çünkü orada da faydalı makaleler var. Bir de ben her hocamı dinlediğimde onlardan farklı bir şey öğreniyorum. İşte geçen Musa hocam Kayseri'ye geldi sağ olsun, topraklamayı anlatırken yıldırım bağlantısının dik olmaması gerektiğini, çünkü oluşacak yıldırım kısa devre akımlarının bağlantıyı koparacağından bahsetti. Mesela ben bunu bilmiyordum. Eğrisel bağlantı olması gerekiyormuş. Her hocamızı dinlediğimde farklı bir şey öğreniyorum. Yani kendilerine minnet duyuyorum, sağ olsunlar. Ben ayrılmayanlar için de şey diyeyim.
Cahit hocamız da şunu demişti. İşletme ile koruma arasındaki gerilime bakın. O kendi tecrübelerine dayanarak 5 voltun üzerine geçen bir arıza var ise kesinlikle o devrelerden bir tanesinde sıkıntı vardır diyor. Şalterleri teker teker indirip hangisinde gerilim 5 voltun altına düşüyor ise orayı kontrol etmenizi istiyor. Biz Kayseri'de rahatlıkla direğin gövdesine kaçıran Cahit hocamız sayesinde 5 tane muhtemel arızayı bulduk. Direğin konsoluna düşmüş. O da topraklama sistemini TT olduğu için aştırmıyor. Yani oradaki sigorta o kadar yüksek değerlere çıkmıyor. Rahatlıkla 5 ölümlü kazayı önledik. Yani size tavsiyem işletme koruma topraklamasına bakın. Biraz geç oldu ama kusura bakmayın. Gizem Hanım herhalde kapatabiliriz. Ben teşekkür ederim hepinize katılımınız için tekrardan.